Bugün sabah sonucunu öğrendiğimiz LGS sınavında birinci olan hemşerimiz, toprağımız, bizi gururlandıran arkadaşımız Zeliha Öztürk bizlerle. Korona döneminde hem sporculardan, onlarla ilgili gelişmelerden, Zeliha'nın bu dönemde bu sınavın nasıl kazandığını, nasıl çalıştığını, hiç stres yapmadığını ben görüyorum ama kendisinden dinleyeceğiz birazdan. Bunu nasıl başardığını konuşacağız. Sen nasılsın? Ne yaptın, ne ettin? Hadi bize biraz anlat. Aslında sınav günü sonucu öğrenmiştik ama tabii kodlamada hata olma ihtimali vardı. O yüzden bu sabah resmi sonuçlar açıklanana kadar aslında büyük bir heyecan oldu. Yani biz de çok mutlu olduk tabii ki. Sizin de gururlanmanız da ayrı bir gururlandırıyor tabii beni. Yani o açıdan da çok mutluyum. Süper. Yani biz aslında birçok öğrencinin kazanması olayından tabii ki gurur duyuyoruz. Şimdi konuyu başka yerlere çekmiş olmayayım ama şimdi bizden birilerinin de belli başarılara gidiyor olması aslında bir noktada çok gurur verici. Yani yakınımızdaki başarı her zaman mutluluk katsayımızı arttırır. Ben merak ediyorum, şimdi korona dönemi girdi birden araya ve bütün böyle o eğitim düzeni, sistemi tepetaklak oldu. Bir sürü şey değişti. Yani nasıl hazırlandın? Stres yaptın mı? Yapmadın mı? Sizin tarafınızda, okulunuzda nasıl değişiklikler oldu? Bunları merak ediyorum aslında. Korona dönemi yani bana olumlu etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü hem abilerim hem annem babam sürekli evdeydi. Onlara da sorularımı sorabiliyordum. Zaten okulumuz da her zaman yanımızdaydı. Yani öğretmenlerimiz sürekli iletişim halinde oluyorduk. Canlı dersler oluyordu. Online denemeler falan. Bu şekilde hem okula gittiğim zaman ben çok yoruluyordum okulda, hani ister istemez hareketli oluyorsun, şakalaşmalar falan filan, hareketli oluyorsun, yoruluyorsun. Evde olmam yani daha iyi oldu, hem uykumu daha iyi alabiliyorum, hem yolda zaman kaybetmiyorum. O yüzden online eğitim benim için LGS sürecinde işime yaradığını düşünüyorum. Yani güzel oldu, daha çok çalışabildim, daha çok deneme çözebildim ve ilk dönem konuları çıktı biliyorsunuz. O da yani olumlu mu etki etti onu tam kestiremiyorum ama yani bence fena olmadı az konu olması. Peki bir çalışma yöntemi geliştirdin mi kendine, ya da yani birçok insan biliyorsun bu süreçte işiyle ilgili de eğitimiyle ilgili de farklı eğitimler aldı internetten. Sen de bunlardan birine başvurmuş muydun, yoksa hayır bizim okuldaki eğitim yeterliydi ya da benim böyle bir metodum vardı diyebiliyor musun? Yani ben dışarıdan bir destek almadım okul dışında. Okul zaten yeterli geliyordu yani, danışma öğretmenler falan sürekli bir iletişim halindeydi. Sürekli ne yapacağımızı onlar söylüyordu zaten. Ama benim metodum şöyleydi yılın başından beri. Kesinlikle özellikle ilk dönem sadece matematik çalıştım diyebilirim. Matematik yeni sorular. Çünkü her sene zaten belirleyici olan matematik oluyor genellikle. Matematiğe çok çalıştım ve bence önemli olan hani çok soru çözmek değil bir yerden sonra. Denemelere yoğunlaşmak ve yanlışların üzerine gitmek. Çünkü yanlış yapmadığın sorular sadece hız kazandırıyor. Yanlış yaptığın sorular sana bilgi katıyor. Yani doğru yapmanı sağlıyor. Bir soruyu doğru yaptıysam bile, eğer o soruyu kavramadıysam öğrenmeye çalıştım. Bunun faydası oldu. Yani en önemli şey bence bu ikisi. Matematiğe yoğunlaşmak ve yapamadığın soruların üstüne gitmek. Cidden hayatta da böyle. Yani hata yaptıkça öğrenirsin ya doğruyu gerçi. Şimdi bizim meslekte de öyle. Ben çok geriliyorum mesela. Hataya da çok yeri böyle olan bir meslek. Böyle bir kelimeyi yanlış girdiğimde diyorum ki demek ki bunun doğru cümlesi böyleymiş. Matematik asla ve asla, özür dileyerek bütün öğrencilerden söylüyorum. Sevdiğim bir ders değil ama sizin yapıtıyorum. Ben hobi olarak devam edeyim matematik kısmına. Evet, bakkaldan getirdiğim para üstü yeterli. Onu hesaplasam yeter. Sen ne dersin Zeliha'nın bu eğitim almama konusunda? Çünkü biliyorsun bizim meslekte evet. De cidden böyle insanlar dijitale çok fazla yönelmişlerdi, o eğitimler vesaireler. Bunları almadan ilerlemesi müthiş. Yani Cem Yılmaz'ın hep esprileri hafızalarda kalır ama benim hafızamda kalan, her zaman da yani bir motto olarak tuttuğum bir sözü var. Yani biliyorsunuzdur muhtemelen. Başarılı insanların tek bir ortak noktası var. Çalışmak. Yani benim Zeliha ile ilgili en çok merak ettiğim konu da bu. Hani nasıl çalıştın Zeliha? Yani ben mesela çok futbolcuyla, çok başarılı, yani spor dünyası içerisinde çok başarılı insanla sohbet edebilme, röportaj yapabilme imkanı buldum. Onların başarıya giden yollarını hep irdelemek ve
yani insanlara da iletmekten keyif aldım. Şimdi sen de çok büyük bir başarıya imza attın. Yani gönülden tebrik ediyoruz seni ama bir yandan da bu başarıya nasıl ulaştığını da program vasıtasıyla daha fazla duyurabilelim. Yani Zeliha'nın bir günü bu süreçte nasıl geçti? Yani bize sabah kalktıktan sonraki bir gününü anlatabilir misin şöyle yani biraz detaylı şekilde? Ben baştan anlatayım. 8. sınıfın başını anlatayım, hızlı geçeyim ilk dönemi. İlk dönem aslında ben pek fazla hani çok yoğun bir tempo içerisinde değildim. Daha çok hani haftanın 5 günü ben matematik etüsündeydim. Matematik çalışıyordum. İkinci dönemde ben matematiği çok büyük oranda hallettiğimi düşünüyorum. Yani ikinci döneme geçtiğimde benim matematikte pek bir sıkıntım kalmadı. Ve zaten bence matematiğin mantığını oturtturduktan sonra diğer derslerde bir şekilde devamı geliyor. Korona dönemi geldiğinde ise ilk başlarda 1-2 hafta online eğitim olmadı zaten. O online eğitimde ben şöyle bir yol izledim. Ben daha çok gece çalışabiliyordum. Yani düzenim birazcık bozulmuştu ama saat 1 gibi uyanıyordum. 3 gibi başlıyordum. Yani gerçekten çok fazla soru çözüyordum. O dönemde 1-1,5 ay çok yoğun bir tempo ile geçti. Yaklaşık 500 soru çözdüm diyebilirim günde. Bunun 150'si falan kesinlikle matematik oluyordu. 100 tanesi yeni nesil oluyordu. Yani eğer ben günde 6 saat ders çalışıyorsam bunun en az 2,5-3 saati matematik oluyordu. Zaten daha çok sözel derslerde sıkıntı yaşıyordum ben. Ondan sonra son 1-2 aya girdiğimizde de şöyle oldu. Deneme çözmeye başladım. Her gün deneme çözmeye başladım. Yani LGS yazılırken herhalde en az 100-150 deneme çözmüşümdür. Denemeler bence çok yararlı oluyor. Çünkü denemede hani komple baştan konu ayrımı olmadan test edebiliyorsun kendini. Aslında o denemeler full çıkıyor bakarsan, muydu denemelerde de? Bu arada hatırlatalım full çekti Zeliha. Sabır muazzam evet. Bir şey ya. 2-3 kere maksimum çıkmıştır. O da kolay denemelerdi yani evet. Herkes full yapıyordu onlarda. Çıkmıyordu yani ama yapacak bir şey yok dedim. Çok da kafaya takmıyordum ben onları. Çünkü deneme sonuçta. Hatta LGS'de de Türkçe'ye başlayınca işler pek yolunda gitmedi aslında. Ben ilk soruda, 3. soruda hatta çok iyi hatırlıyorum takıldım. Onda bir kaldım yani. Ondan sonra 2 soru daha çözemedim LGS'de. Sonra diğer soruları çözüp onlara döndüm. Onlara döndüğümde sakin olarak baktığımda çözebildim yani. Hiç LGS'ye girerken sıfır stres vardı bende. Gerçekten hatta gözetmen şey demişti. Ama çok rahat durmuyor mu zaten? Ya bir de yani hayatım boyunca böyle oldum ama matematik yine yakın çevremizde akrabalarımız arasında da sınava girenler vardı. Sonrasında hepsiyle konuşmaya çalıştım. Genelde soruların hep çok zor olduğunu söylediler. Bir de tabii bu koronavirüs pandemi sürecinin getirdiği stresin de sınava da çok net yansıdığını söylediler. Yani aileler çocuklarını hep ağlayarak karşılamışlar. Evet, sen öyle bir sınav ortamından etkilendin mi? Sınav ortamı nasıldı? Ya bizim sınav ortamı rahattı. Yani bizim okulda genel olarak pek yani stres olan insan yoktu zaten. Sınava girdim. Yanımda yakın arkadaşlarım vardı girdiğim sınavda. Onlarla sohbet ediyorduk biz sınavdan 1-2 dakika öncesine kadar. Sonra sınav başladı işte. Orada sözel bölüm bittiğinde ben Türkçe'nin çok kötü geçtiğini düşündüm. Ve benim de LGS'ye girerken tek güvendiğim dersim matematikti. Matematiğe başladım. Şöyle baktım sorulara. İlk 5 soruyu çözdüm. İlk 5 soru bana çok kolay geldi. Baktığın anda mı çözdün? Ya bunlar bir dakikada falan çözdüm. Kısa sürede evet. Çözdüm matematiğin ilk sorularını. Ondan sonra aslında çok üzüldüm bir anda. Hani Türkçe zordu, matematik nasıl kolay olur falan diye. Sonra gittikçe zorlaşmaya başladı. Matematikte ilk turda bir soruyu çözememiştim. Onu deneyerek çözdüm, Allah var. Fende de yine başta bir kalmıştım. Hani iki soru çözdüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8 arka arkaya gelmedi. Ondan sonra kolay soruları çözdüm. Tekrar başa döndüm. Yani ben de anlamadım sınavda nasıl stres yapmadım. O kısmı ben de anlayamadım. Çünkü herhalde 7 tane soruyu falan değiştirdim ben. Dikkat hatası çok yapıyordum okulda. Belki kontrol etmediğim için oluyordu. Çünkü mesela sözel 75 dakikaydı. Ben 30 dakikada bitiriyordum sınavı. LGS'de daha fazla zaman ayırdım. Son dönemde de fazla zaman ayırmaya başladım. Çünkü çok dikkat hatam çıkıyordu. Yani öyle. Bence en önemlisi, yani bir yerden sonra herkes soruları ezberliyor, herkes öğreniyor, herkes yapabilecek seviyeye geliyor. Yani kendi okulumda en az seveceğim 5 kişi falan vardır. Hatta benden de çok daha iyileri vardı. Sınav anında bazen şanssızlık oluyor, bazen stres oluyor, bazen heyecan oluyor. En büyük etken bence bu.
Ama sınavın bütününe baktığımızda da en büyük pay ailem ve öğretmenlerimin diyebilirim. Çünkü hani onlar gaz vermeseydi aslında belki de çok daha kötü olabilirdi sonuç. Onlar sana tam gaz devamlı. Aynen, sana gaz verdiler. Peki abilerinden mesela görüp de uyguladığın bir şey oldu mu? Abilerimden görüp teknik olarak uyguladığım pek bir şey olmadı. Abilerim genelde yapamadığım sorularda bana yardım ediyordu. Yani pek teknikle çalışan kişiler değiliz biz. Hani çok da çalışan da değildik aslında. Ben LGS'de çok son özellikle 3 ayda çok değiştim yani gerçekten. Hayat nasıl o kadar çalışacağımı bilmiyorum. Peki ne yapmak istiyorsunuz Eliha? Ne olmak istiyorsun? Hedefinde ne var? Şöyle aslında ailemde diş hekimi var. 5-6 tane diş hekimi var ve üniversite sınavlarında da aslında diş hekimliği veya tıp düşünebilirim. Çünkü hani aile mesleğini devam ettirmek de aslında şu anda günümüzde daha kolay açıkçası yani. İş bulmak biraz zor. Yani bilmiyorum şu anda dile pek yatkınlığım yok, sözel de pek yatkınlığım yok. O yüzden Galatasaray Lisesi'ni tercih etmeyeceğim. Ama gerçekten eğer sözele yatkınlığım olsaydı, hukuk falan okumak isteseydim kesinlikle Galatasaray'a giderdim. Şimdi İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum. Süper. Harika. Umarım ki senin için çok başarılı İnşallah. Bir yolculuk olsun ki gerçekten şüphemiz yok. Yani bu rahatlığın ciddi anlamda umarım her zaman devam eder çünkü çok önemli bir şey. Meslek hayatımda da bunun ekmeğini yemişimdir açıkça konuşmam gerekirse. Çünkü o bir kriz anında ciddi anlamda dönüp ben bunu yapacağım deyip böyle durup aynen, bir nefes aldığında abi. Her şey bambaşka evet. oluyor. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak tabii Zeliha'yı bu şekilde böyle güzel bir şekilde yetiştiren ailesini de ben yakından tanımak isterim. Bildiğim kadarıyla abin de Kabataş'ta evet, okuyor. De Kabataş'ta, diğeri diş hekimliği onların okuyor herhalde. Onları da yani. Biraz anlatırsan bize seviniriz. Benim abim yani büyük abimin üniversite sınavı dönemini biliyorum. Çünkü aramızda 9 yaş var. SBS dönemini bilmiyorum. Büyük abim yani onun da sayısala çok yatkınlığı var. Hatta üniversite sınavında abim sayısal derslerden çok iyi yapmıştı ama Türkçe'de birazcık sıkıntı yaşamıştı. Yani sanırım genetik bu sözel olmuyor bir şekilde. Evet. Küçük abim de yani ben aslında küçük abim benden daha iyi olduğunu düşünüyorum akademik anlamda. Abim TEOG'a girmişti, 2 kere girdi. Abim benden de rahat aslında. Hani abimde hiçbir şey yoktu. Çok iyi hatırlıyorum. Oturup maç izliyordu LGS'den ilk akşam. Abimin de dinden yanlışı vardı TEOG'da. Onu hatırlıyorum. Yani ben de TEOG'a girmek isterdim aslında. Çünkü TEOG daha da rahat. Ve Nisan'da bitiyor. Yani 5 ay tatil var, o çok iyi. Abim şu anda Kabataş'ta. Onun üniversite için ne istediğini bilmiyorum. Ama Almanca öğreniyordu. Ben de muhtemelen İstanbul Erkek'te Almanca ve İngilizce öğreneceğim. Büyük abim de mezun olmak üzere zaten. Yavaş yavaş eğitim şeyi bitiyor. Ben başlıyorum. Hayatın gerçeklerine doğru adım adım ilerliyorsun. Evet, eğitim kısmı bitiyor. Teşekkür ederiz Zeliha. Renk kattın programa. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ve bundan sonra da başarılar. Teşekkürler.